Matamana'dan herkese merhabalar. Taner Bey kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Taner'in atölyesindeyiz. Burayı düzenliyor Taner sağ olsun, çok güzel oluyor. Şurada bir ofis yaptık, gayet de güzel oldu. Şimdi burada ufak tefek işlerimizi burada beraber yapıyoruz Taner'le. Taner, Yamaha XT'yi almıştı benden hatırlarsanız. Şimdi ben de bir tane Kimco almıştım arkadaşlar. Kimco'nun ön camında vernik atmaları çok felaket olmuş ve cam berbat hale gelmişti, değil mi Taner? Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz şimdi? Taner dedi ben bunu hallederim. Zımpara geçiyoruz. Komple bir zımpara geçtik şeyi, camı. Görüyorsunuz şuraları falan çok berbat haldeydi. Verniklerden oluyor. Bir de sahibi herhalde şey yapmış. Zımpara yapmış herhalde. Evet, daha önce bir zımpara etmiş. Vardı onda. Aynen. Şimdi biz de o üzerindeki verniği çıkarmaya çalışıyoruz. Vernikten sonra bir zımpara daha, yine su zımparalarıyla temizliğini yapacağız bunu. Ardından en son işlem olarak, yani otofarm işlerini yapan arkadaşların kullandığı bir kloroform diye madde var. Evet, onu kloroformla işte kendi çabamızla yaptığımız böyle yani ilkel bir aletimiz. Ama işe yarıyor abi. Daha önce benim Hyundai'nin farlarını yapmıştım. Evet, Hyundai'nin farlarını yaptık. Benim arabanın farlarını evet, yaptık. Farları parlatmanın muhteşem bir teknik. Şimdi bakın. Birkaç göstergede yapmıştık hatırlarsan. Aynen. Şimdi bunu komple bu üzerindeki verniği zımparayla aldıktan sonra bu kloroformla geçeceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz Taner? Valla tamam. En kötü yenisini sipariş vereceğiz yani. Yapacak ya da şey yaparız ya. Siyah boyarız geçeriz. Olur yani. Ya. Olur. Yani. Yağlı boya var. Yağlı boyayla boyarız. Ne yapalım? Öyle arkadaşlar. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet Taner Bey. 3 kilo domates 10 lira. Vernik kalırsa bu kloroform işlemiyor değil mi oraya? Hiçbir şey yapmıyor. Bak şimdi buralarda parça altında kaldığı için biz buraları ellemedik. Tamam. Buralara kloroform hiçbir etkisi olmuyor. Hı hı. Ne temizlik yapabiliyorsun ne başka bir şey yapabiliyorsun oralara. Kloroform olmadığı yerler düzelecek olmadığı diyorsun. Olmadığı yerler demin ilk numune yaptık ya. Evet bir tane deneme amaç yaptık böyle olacak gibiydi. Şimdi üzerinde işte vernik kalmaması lazım. Vernik de işlemiş abi her yere. Kaç kat zımpara çekmemize rağmen kolay kolay çıkmıyor. Bakın abi şunlar vernik izleri görüyor musunuz? Oraya kloroform işlemiyor işte. Gerçi o plastik var, şeyin altında kalacak. O yüzden ama oraya çok önem vermedik. Biraz kolayladık gibi ya. Değil mi? Yani esas ağır bombaları bitirdik. Şimdi şu aralara da şey girmediği için oraları elle yapıyoruz. Bakalım beğenecekler mi izleyicilerimiz? Ya en kötü bozuk çıkarsa bir tane sipariş öyle takıveririz yenisini. Bu yaptık deriz yani. Aynen. Hani var ya patladı. En azından gitti. Deniyoruz abi Allah Allah. Ne olacak ya? Hiç. Ya kırık değil şey değil yani. İlla bir şekilde kazanılır. Onarımını yaparız her türlü ya. Aynen bir şekilde bence hayatı kazandırırız. Bu şeyi merak ediyorlar acaba hani. Bu aslında iyi bir fikir de olur. Hani izleyenlerimize. Böyle ön cama böyle eskimiş, vernik atmış falan vesaire varsa değil mi? Yani yapılabilir. Biz niye hani üşenmezsiniz gidin işte zımpara yapın. Elle de yapabilirsiniz yani. Güzel bir zımpara yaparsınız. Ya biz bu boşlukta işte ya. Evet. Biz bu boşlukta böyle bir şeye kalkmıştık. Boş vaktimiz var abi. Bir değerlendirelim. Sonra işte bu kloroform onu da çay aletinden yaptın. İşte kahve ya işte. Yani kettle makinesinden yaptım. Aynen kettle'dan. Orijinalini 400 bin lira para, 400 lira gibi para evet istiyorlar. Bunu sen kendin yani yaptın. Yani 80 lira gibi paraya mal oldu evet bana.
Biliyorsun 3 senedir de kullanıyoruz. Kullanıyoruz, hiçbir şey de yok. Bunun içine kloroform koyuyoruz. Değil mi? Evet. Isıtıyoruz ondan sonra. Evaporatörünü değiştirdik onu. İşte biraz daha büyük. Sonra işte bakın böyle bu şey yapıyoruz. Bu huni gibi. Ondan sonra istediğiniz nokta arkadaşlar bir başlıyorsunuz orası sıfır gibi oluyor ya. Yani benim ovundayım farları harbiden sıfır gibi olmuştu yani. Evet. Benim Peugeot'um işte evet. Olmaz denen farını yaptık. Ama şimdi zımpar işlemi çok önemli burada. Değil mi? Esas o. Esas olay o. Bununla bitmiyor çünkü daha 3 kat 4 kat daha zımpar yapacağız bunu. Evet. Ondan sonra bakalım kloroform yani olayı olacak mı? Yani bu işleme götürüyorsun sanayide. Yani mübalağasız far başına 100-150 lira para istiyorlar. Kendin evet, biliyorsun. Farcılar istiyor, doğru söylüyorsun. Şimdi seyreden farcılar varsa onlar da şey yapmasın, bizi üstümüze yürümesin. Evet. Bu amatör. Can ama, sıkıntısı. Aynen, amatör şey yapıyoruz. Burası hobi mekanımız oldu zaten. Aynen. Şimdi bu kat da bitti. Evet. Şuna bir ince geçeceğiz. Yani 3-4 kat daha makine hareketi. Aynen. Temiz iş olsun istiyoruz yani. Bakalım olacak mı? Evet, devam ediyoruz. Evet Taner Bey. Şimdi zımpara işlemini bitirdik. Vallahi evet. Aşağı yukarı 15 kat zımpara attık ha. Attık. Vallahi makineyle geçtik arkadaşlar. Hala mı bak şuralarda farkındaysan vernik izleri var. Ellemedik artık onları. Onlar çünkü kapağın altında kalacağı için onları pek çok müdahale etmedik. Aslında uğraşsak, gerçi uğraştık çok bayağı ama. Çok yok ama. Evet ama diğer kısımları temizledik. Kaymak gibi olmuş şu anda. Şimdi vernik biraz olayını falan hallettik. Aynen. Şimdi lan böyle bile güzel oldu aslında. Yok ya mat onu oldu bitirelim da. Deneyelim ya sıkıntı aynen. Yok. En kötü şimdi şeffaf boyayla boyayabiliriz onu. Kloroformu bakalım deneyeceğiz. Acaba işe yarayacak mı? Sen peki nereden şey yaptın bu kloroformu Taner ya? Abi ben de biliyorsun ilk sahibi olduğum bir Peugeot'm var. Evet. Bir farcı tanıdığımız bir arkadaşımıza gittik senelerdir alışveriş yaptığımıza. Benle dalga geçer gibi ya 250 liralık far dedi bunu uğraştırma beni dedi. Abicim 1500 lira yenisi yani hatıra gönüle yapılan işler olduğu için neyse maddi ücretini de vereceğiz sıkıntı yoktu. Ben dedi model çalışıyorum dedi. Biliyorsun benim dükkanda evet. Yeni model farlarım falan var. Üşenmedim bir tanesini aynı şekilde bozuk farı götürdüm oraya. İşçiliğini söyledi 200 lira gibi bir para söyledi. Verdim 200 lira parayı. Yanlış anlama dedim ben başında seyretmezsem dedim sana o parayı vermem. Her neyse benim götürdüğüm çıkma farı tamirini yaptı etti. Konu kapandı. Makinasını gördüm, şişenin üzerinde yazan kloroformu gördüm, özel plastik parlatıcı sıvı olarak satılıyor. Bildiğiniz ince kloroform bu. Evet. Yani farklı bir üretilmiş bir malzeme değil, plastik yapıştırıcısı. Hı-hı. O kettle zaten az önce gösterdim. Evet. 3 tane bozdum ondan bu kıvamı yakalayabilmek için. Dedin ile yapacağım yani. Yapacağım. Biliyorsun az çok benim. Sonra arkadaşlar aynen. Sonra yaptı Taner gerçekten başarılı oldu. Şimdi böyle kendi işlerimizde... Yani ticari olarak yapılmadı ticari bu. Ticari olarak yapılmadı. Sadece keyfi kadar yani yapıldı. Şimdi seyreden bir farcı arkadaşlar falan varsa bana kızıp darılıp şey yapmasın. Ben böyle orijinal şeyleri severim. Evet. Yani eşimizin dostumuzun kendi araçlarımızınkini yapıyoruz. Evet yapıyorsun. Kendi araçlarımızı yapıyoruz sağ olsun. Yani şimdi bakalım. Ticari bir düşüncemiz yok bunda. Bu zımpara işleminden sonra kloroform bakalım işe yarayacak mı Taner Bey? Hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Ben internetten baktım. Fiyatını az çok öğrendim. Bir tane alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yok mu? Para değil ya bu. Ya sıkıntısı ne olacak değil. Abi Allah aşkına. Ben geçen sene, şimdi şeyi ben de sana bir şey anlatayım. Ben geçen sene Öner Bey bu motorun aynısından satıyordum. Evet. Tamam mı? Evet. Öner Bey Çeşme'de oturuyor. Sonra Çeşme'ye götürdük motoru. Hani bir görmek istedi orada motoru. Motor böyle bekliyoruz Öner Bey'i. Yan ayaklayı aldım. Duruyor aynı bu şekilde. Abi tak dedi yan ayaklık bir kapandı. Bir düştü motor. Kimco. Bak bu cam benim cam. Buradan böyle çatladı. Tamam mı? Sonra Öner Bey geldi. Motora bak ya motor güzelmiş. Bu dedi cam dedi hani çatlakmış ya falan filan dedim. Vallahi şimdi dedi sizi beklerken dedim oldu. Tamam mı? Geçen gün de ona espri yapıyorum ben de işte. Şimdi ben de ondan motor alıyorum ya. Evet. Ya dedim bu cam neymiş ya filan. Cam böyle yine gelmiş o. Çünkü o başka bir motor almıştı. Olay bu. Bakalım yapabilecek miyiz? Bir işlemimiz daha var üzerinden. Kloroform işlemi var. Hı-hı. Onunla geçeceğiz onunla bakalım. Geçtikten sonra şimdi kurumaya bıraktık. Bayağı evet. Suyla çalıştık. Ben özellikle orasını görmesini istiyorum arkadaşların. Yani suyla çalıştık biraz beklesin, aynen, dinlensin. Dinlensin, kurusun. Ondan sonra kloroform olayına geçeriz. Sonra gösteririz. Olduğu kadar temizlenecek yani evet. Tahminimizce. Çünkü daha önce de uğraştığımız şeyler bunlar. Ya bu ben hiç olmasa bile ben sakarım bu camı hatırası oldu yani burada evet, uğraştık tamam, değil mi? Sanır hatırası olsun. Tertemiz olacak yani. Aynen. Tertemiz olacak bunda. Evet hadi bakalım devam ediyoruz.
Evet Taner Bey, hazır mıyız? Hazırız Gökhan. Kloroform aletimiz evet. Burada. Son teknoloji, 100 yılın icadı. Tamam, bu olmasaydı zaten dünya dönmezdi. Başlayalım bakalım, hadi. Bu şekilde buharından faydalanarak ufak ufak hareketlerle, tabii bu amatör. Yani profesyonel bir makine olsa, o şu anda 400 lira, 1000 lira segment arası satıyorlar. Evet. Çok daha farklı olacak. Abi gene olsun, rengine veriyor. Bu yine çalışamadığımız yerler. Yani makinenin tam giremediği yerler. Vallahi eskisine nazaran güzel olacak gibi Taner. Yani %90 çok daha iyi olacak. Çünkü üzerindeki verniği kaldırdık. Bu bir nebze çizikleri eritiyor. Evet. Bu rüzgar falan olmayacak ama değil mi? Yok yok, zaten önemli. Bak orada arkada vantilatörün. Evet, ben dedim buraya koyayım, sen dedim burada dursun. Vantilatör o etkiliyor çünkü değil mi? Etkiliyor. Bir kat ne yapacağız bunu böyle? Bir kat şeyine geçeceğiz. Bir kat olur, iki kat olur. Hı-hı. Fark etmiyor ki. Yani sonuç alabildikçe yapacağız bunu. Valla güzel oluyor ya. Eskisine nazaran %100 güzel olacak. Eskisiyle canım. Alakası yok. Evet. Yani çok sadece şu kısım bile. Çok zımpara çekmişler oraya. Ha, bir ince dalgalanma olacak. O da artık yani yapacak bir şey yok. Sıfır ya. Malzeme değil çünkü. Hiç. Aynen. Abi gene güzel oluyor ya. Yani şimdi biz verniği temizlemeden bu işlemi yapsaydık olmuyor. Hiçbir esprisi yoktu. Bak şimdi burada verniksiz kısım. Bak görüyor musun? İşlemiyor. Verniksiz kısmı, bak, vernik olan Allah kısmı Allah hiçbir Allah. İşe yaramıyor. İşlemiyor harbiden. Yani çok bak, denemeler yaptım. Bir daha göster bak. Bak, vernik olan kısım burası. Vernik olan... Şu anda ıslatıyor burayı. Sadece evet. ıslatıyor buharımız. Başka i̇şlemiyor. Hiçbir işlem yapmıyor. Bak gidiyor ama burada mesela bak kalıcı hale geliyor. Abi bu vernik ne vernikmiş, nasıl işlemiş ya? Çok enteresan bir şey ya. İnsanlardan evet. korkulur abi ya. Vallahi çekik bile. Gözlü kardeşlerimiz. Vallahi oluyor Taner abi. Yani bu yüzyıllar önce bulunmuş. Esasen bilim adamlarının bunu kullanma amacı farklıymış, kloroformun. Yani tabii. Şimdi sosyal medyada yayınlanacak, insanlar farklı şey yapar. Alkolün bir yan çeşidi olarak kullanıyorlarmış, öyle söyleyeyim kafa ben. Yapmak için. Kafa yapmak için kullanıyorlarmış bunu. Şimdi zaten bizim yapamadığımız yerlere çıkacak yani. Yani yani makinede oraya çalışamadığımız. Uğraşırız bir daha, ne olacak? Aynen. Bir sıkıntı yok. Yaparız ya. Bakın şöyle arkadaşlar uzaktan. Vallahi güzel oluyor ya. Olduğu kadar, olmadığı kader derler. Kader değil, olmadığı Ali Baba artık. Vallahi. AliExpress, Ali Baba. Vallahi oluyor ya. Ya tekrar söylüyorum işte, ticari olmadığı için daha keyifli bu iş. Aynen. Kafa dağıtıyoruz arkadaşlar. Amaç aslında şey değil. Alır gider alır gider takarız bir tane, sorun değil de. İşte arada böyle kafa dağıtmak lazım. Vallahi güzel oluyor ya. Ya bugünkü şey deşarjımız bu. Aynen. Sahil evleri mekanlara gidemedik. Bugün hava kapalı İzmir'de. Aynen. Kasada Costa gidelim mi? Gidelim. Kasada gidelim ya. Gidelim harbiden. Böyle sanki boyuyormuşsun gibi. Boyuyormuşsun. Küçük evet. hareketlerle boyuyoruz yani. Bak tekrar buralar vernikte bir kısmını çalışmışız, bir kısmını çalışamamışız. Evet. O kapağın altını çok önemsemedik ya. Yani oralarda böyle kalıyor zaten. Kalsın yani. Abi, sorun değil. Buna bir ikinci kat daha geçtiğimiz zaman çok daha farklı olacak. Aynen. Eskisinden her zaman güzel oluyor ya. Yalnız bunu makineyle eğer yapacak olan arkadaşlar varsa kapalı mekanda yapmasınlar. Yani biraz daha havadar bir yerde olsun. Rüzgarsız bir mekan, atıyorum garajlarda falan. Neden derseniz baş ağrısı yapıyor insanda. Baş ağrısı mı yapıyor? Evet. Ha, bak onu şey yapmadık. Şimdi alkol içerikli. Hemen mi yapıyor? Ya bir iki saat sonra bir baş ağrısı yapıyor. Şimdi bu biraz başımız daha aracak yani. Yok canım. Buna bir ikinci, üçüncü kat çekeriz. Hiç sıkıntı değil. Malzememiz bol elimizde. Bir püf noktası falan var mı? Ben de yapayım mı? Yap. Hafif tatlı sallayacağız bunu. Başka bir şey yok. Yani buharı dışarı vermek için. Sallıyoruz yani hafiften. Evet, hafiften. Çok fazla sallama. Damlatırsan bir daha oraya zımpara yapıyoruz. Hemen donuyor. Katılaşıyor.
dairesel hareketler yapıyor. Öyle daha kolay oluyor. Aynen. Bak bak böyle işte sallayarak. Yani basit bir çözüm. Kişisel çözümler. Şimdi Gökhan yazacağım buraya adımı. Olur yaz. Ya bak işte verniğin olduğu yer nasıl belli oluyor? Evet. Şimdi burada ince bölümler var. Işıkta daha böyle net gözüküyor. Hı-hı. Oraların üzerinden tekrardan yani atıyorum bunu değdiremediğimiz şeyler. Buharın dokunmadığı yerler. Hı-hı. Belki bunu Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz ha. Tabii far çok önce yapıldı ama. Önce ama değil mi? Aynen. Hatırlıyor musun? Gösterge saatine de yaptık bir Yamaha tarzı bir makine. Evet. Gösterge saatini düzelttik. Bir tane de motosiklet farı yaptık zannedersen. Ya şimdi şeffaf şeylerde çünkü şey yapmıyordu hani siyahta biraz kusur tabii gösterecek yani isterseniz. Gösteriyor. Ben bizim bir arkadaşımızın kaskına da yaptım bunu. He, kask camına. Kask camı yani, oldu mu? %80 bir düzelme oldu camda. He. Yani çok fazla giremiyoruz makine evet. olmadığı için. Bir de ince malzeme. Şimdi güneş yanıkları var, çizikler var. Ama yani o vernik pisliği kalktı üzerinden. Evet. Şimdi buna bir kat daha geçtik mi çok daha şahane olur. Bence olur ya. Vallahi güzel oluyor bence. Şu anda bile güzel yani. Ya tabi alternatif çözümler de var. Muhakkak. Ne bileyim boyarsınız ondan sonra. Birçok folye kaplıyor zaten. Folye kaplarsınız. Birçok makinede gördüm. En aslında en yani uğraşmayacak şekil folyo. Yani folyo kapla geç. Ama yani biz işte dedik uğraşalım biraz. Vakit geçirelim. Aynen. Yani bugün bir boşluğumuz var. Şimdi Gökhan da benimle gezmek için gitti. Scooter aldı 250'lik. Şimdi onda 1000'lik var. Bende 250'lik var. İnsan içerisine çıkamayız. Tamam mı? Yani beni küçük görmezler. Neden? Ben 1000'liğe binemiyorum. Ya siz ona da binersin. Kullanırsın. Sorun değil de. Ya o sıkıntı değil. Biliyor musun? Zaten MT'lerde aldık ehliyetleri. Sıkıntı yok. Direkt ehliyeti aldı zaten Taner. Beni gaza getirdiler. Taner'i gaza getirdik arkadaşlar. Bir tane motor sattık ona. Ondan sonra ehliyet kursuna yazdırdık. Motomanya beni kandırdı. Geçen gün bir mevzusu oldu. Bir müşteri arkadaşımız geldi o aşağıdaki servise. Ben de tesadüfi uğradım. Abi dedi, ben dedi makineyle dedi 125 yapıyorum dedi. Yani üstüne dedi zor çıkıyor makinem dedi. Ben de sordum senin makinen dedim kaçlık? 125'lik dediler makine. Ben servisin içerisine başladım bağırmaya. Tabii bizim Latife işimiz. Beni kandırdınız, kazıkladınız. Millet soruyor neden? Dedim bu adamın makinesi 125 cc. 125 yapıyormuş. Bana 250 cc sattınız dedim. 150 dedim geçmiyor motor. Herkes yerlere yatıyor. Ya beni kandırdım otomayı. Kandırdım ya. Sen nasıl zorlasan biraz hani 260 yapar senin motor. Yamaha i̇şte, X'de. İşte şey benim arabanın arkasına koyup böyle evet. gideceğim ben ya. Abi buna bir kat daha geçeriz. Aynen. Evet arkadaşlar devam edelim. Bitirince gösteririz size tekrardan. Evet Taner Bey. Yaptık ama beğenmedik. Neden? Malzemenin kendi eski abi, çatlakları var. Bak, şimdi bak. Biz normalde bütün vernikleri aldık. 10 kat zımpara geçmemize rağmen şu içindeki çatlakları şey yapamadık yani. Eğer bu çatlak olmuş. Tamam mı? Zamanla güneşin verdiği plastik çatlak. Aynen. Bunlar. Aslında şeyi tutuyor yani bak. Ama bu çatlakları bizim hoşumuza gitmedi. Şimdi bir kısmını da gittik bakın. Şimdi yanmaz egzoz boyası vardı. Mat siyahla şöyle boyadık. Abi boyasak daha yani güzel olacak dolgu gibi. Dolgu olacak. Aynen dolgu oluşturuyor. Şeffaf boya da attık buraya. Far boyası da attık ama dolgunun yeri tutmuyor. Aynen. Gitmiyor. Dolgu çok şey yapıyor. Bak böyle boyasak daha iyi olacak ya. Bu da biraz griye kaçacak ama. Kaçsın abi sorun değil. Gri değil ya gene. Mat siyah olacak işte. Mat siyah olacak. Bak şuraları boyadık arkadaşlar şu kısımları. Daha güzel olacak. Bence boyayalım Taner. Kapatacak diyorsan boyayalım. Hayır kapatmayacak bunlar çünkü çizikleri biz kendin gördün. Aynen. Kloroform. Bu içten çatlak büyük ihtimal. Biz buna 10 kat zımpara yaptık. 10 kat zımpara yaptık. Gene o şeyi gösteriyor. Makineleriyle. Boyasak daha iyi bak görüyor musun? Farkı var. Çözüm.
Aynen. Boyayalım çözüm yani o. En güzeli. Yani bu hem dolgusunu verecek. Evet. En kötü astar niyetini olur. Üzerine yarım bilek atarız. Aynen. Tamam. En güzeli boyayalım. 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 Bu da bir başarı. Bu da bir başarı. Aynen. Yani ben şeyi beğenmedik. Boyasak daha güzel olacak. Aynen. Boyayalım bakalım ne olacak şimdi. Onu görürüz. Evet Taner Bey. Şimdi şurayı bantladık. Boyuyoruz abi. Hadi bakalım. Şimdi bir kısmını boyamıştık. Bakalım nasıl olacak. Motor yakında pembe falan dolaşırsa bak valla boya şeyleri kapatıyor. Çatlakları. Doluyor içeriye. Aynen. Ya far filmi de yapılabilirdi ama orada da şey olacak bu sefer. Taner. O çatlaklar şey yapacak. Yine gözükecek altta. Gözükecek. Aa doğru daha iyi oluyor ya. Bir dur bakalım. Şöyle göstereyim. Evet bana da daha iyi oluyor. Şimdi koruyunca daha da şey olacak. İkinci katta kendini gösterecek. Şimdi izleyiciler olacak abi para bekliyorum sana bir cam alınacaklar bize. Ama maksat o değil abi uğraşıyoruz işte. Yoksa var 300 liraya neon lira camı var yani. Baktık. 300 lira camı var. Beğenmezsek en kötüsü kırar atar yerisini alırız ya. Sorun değil yani. Ama olacak gibi ha. Abi bak şeyler gitti ya. Ben en çok hoşuma gitti bak. O çatlakların hiçbir gözükmüyor artık. Zımpara güzel yaptık ya. Ya zaten üzeri fütürlüydü. Hı hı. Kloroform olayı işe yaramadı. Yani benimkinde işe yaramadı hocam. Farda işe yarıyor da bunda pek işe yaramadı. Bak bütün çatlaklar gitti. Hiç o kötü görüntü gitti yani. Düz siyah olsun ne olacak ya? Kadifemsi bir görüntü aldım. Aynen ha. Baksana. Şu kurusu iyice. Bu bir de egzoz boyası değil mi Taner? Yanmaz egzoz boyası bu. Hı hı. Motor bloklarına falan kullanıyoruz biz bunları. Benim egzozu da boyadım ya bunlar. İşte bir ay falan oldu daha. Hayır lan kadifemsin görüntü yaratı evet, ya. Evet çok güzel oldu. Bak şurayı da çok şu. Bu sisi boyayacağım zaten ya motora boyayacağım bunları. Baksana abi. Şimdi kadife folyolar moda ya. Evet. Hiçbir masraftan kaçmadık. Kadife folyo taklidi yapıyoruz. Yok ya böyle güzel oldu harbiden. Şimdi kurusun. Kurusun daha bir. Atarız aynen. O zaman şahane olur. Kurusun iyice sonra şey yapalım. Zaten bu taktıktan sonra gösteririz. Plastik dip tarzında bir boya evet. Tahminimce. Neden dersen iz de belli etmiyor. Kapatıyor hepsini. Tek evet. Parça yekpare oluyor. Aynen. Sonra bir işlem daha yaparız zaten ya. Takarız sonra onu gösteririz bakalım. Evet Taner Bey, boyama işlemine devam ediyoruz. Allah rezil olduk, rezil olduk. Attık havaları. Vallahi billahi. Kloroformcuların ahı tuttu. Vallahi billahi, kloroform olmadı. Sonra egzoz, özel egzoz boyası vardı, onunla boyadık. İnanılmaz bir şeymiş o ya. Sonra Taner parmağına değdi, beğenmedi. Çıkartalım dedik, la egzoz boyatını zımparayla çıkaramadık. Şimdi gittik bir tane gene masaya boya aldık. Biz olacağız ya. Olacağız. Ya kafamız güzel olacak bugün boyadan, kloroformdan araya girdi hepsi çünkü. Vallahi.
Ama güzel olacak ya. Sakın evde denemeyin beyler bunu. Aynen. Matsya güzel olacak. Şimdi koruyunca. Evet. Egzoz boyasından bir tane de alalım. Kadife bir kadife görüntüsü veriyor. Harika vallahi bir şeydi. Harika ya. Bir şeydi. Ona. Aynen. Bak bu şeyi gene çıkarlar bana. Evet. Egzoz boyası. Ya 6 tane zımpara bitirdik. Evet. Almadı boyayı. Kurusun bakalım. Kurusun. Ondan alalım egzoz boyasından. Ben buna bir tane egzoz boyası yapacağız. Yenisini alalım bunu. Bir tane de egzoz boyası alalım. Aynen. Abi ürün nasıl bir üründür ya? Acayip bir şeymiş ya harbiden. Bu neymiş böyle? Vallahi. Bildiğin kadife gibi yapıyor yani. Bütün o şeyde bak şimdi onu bir daha zımpara yaptık. Bak gene çıktı o çatlaklar. Kadife görünümü harici. Görüyor musun bak şu çatlaklar gene çıktı bak. Evet. Zımpara ama, yapmadığımız yerlerde. Bak zımpara yapmadık yok. Bak burada bir şey yok. Görüyor musun? Ama bak bunda gene oldu. Bunu gene o egzoz boyasıyla yapacağız. O boya evet. Bitti mi şu anda? Bitti. Sonuncuyu bir tane alırız şimdi onu. O egzoz boyası süper olmuştu. Evet, devam ediyoruz. Evet sevgili Taner. Evet, sevgili Azmin sonu. İlk başta içine sıçmıştık sonradan evet. Düzelttik. Şimdi sıvadık. Şimdi arkadaşlar, evet yaptığımız şeyi bitirdik. Vallahi güzel oldu. Mat siyah, en son boya yaptık. Birçok kez. Birçok kez. Birçok yüz kez. Şimdi siz de gördüğünüz videoda ilk başta güzel bir zımpara yaptık ama bu plexi malzeme çok enteresan bir malzeme. O da bizim için deneyim oldu. İşlenmesi evet. Çok zor bir malzeme. Şimdi kılcal kılcal böyle çizikler vardı. Şey, çatlaklar var böyle tamam mı? Ondan sonra kloroform yaptık olmadı. Kloroform olmadı. Olmadı. Hoşumuza gitmedi. Olmaya oldu ama. Ondan sonra bir zımpara daha geçtik. Ondan sonra had dedik. Egzoz boyası vardı elimizde. Fantezi bu egzoz boyasıyla yaptık. Aslında o güzel olmuştu. O kadete bir eser olmuştu. Ama ben içine evet onun sen parmağına yani bir dokundun. Ondan sonra oldu. O boyayı çok zor söktük. Yani egzoz boyası var ya mahvetti bizi. Neredeyse yarım günümüzü harcadık çıkarmak için. Bir litreden fazla tiner tiner vallahi, hiç yapmadı. Aynen. Ardından bulaşık bir Scotch Brite'larla zımpara bile çözmedi boyayı. Çözmedi yani ne kadar yani, sağlam bir şeyse. Motoru komple öyle boyayacağım ben öyle bir karar aldım. Sonra Taner illa dedi ben bunu yapacağım. Ya dedim bırak yenisini alırız falan. Yok yok dedi abi yapacağım dedi ben bunu dedi. Sonra gene temizlemiş Taner uğraşmış bayağı. Sonra güzel bir gene zımpara geçtik. Ondan sonra matsya bildiğiniz matsya boyayla boyadık arkadaşlar. Ama astar attık ilk önce şeydi. Evet. Şimdi bakın hani elinizde böyle bir cam var. Yıpranmış vaziyetteyse güzel bir zımpara astar üstünde boya yaparsanız bu şekilde arkadaşlar kullanırsınız. Tertemiz oldu. Aynen tertemiz oldu. Şimdi baktım. Tabi orijinal yok. Yan sanayileri var. Yan o sanayileri. O zaten biçimsiz. Benim aynen. Cama benziyor. Evet. X-Fit'in camına benziyor. X-Max, X-Fit'in şeffaf yapmışlar. Bunun alt kısımları çıkıyor. Güzel durmuyor hocam. Biçimsiz. Beğenmedik yani. Yani buradan başlıyor. Aynen oradan o başlıyor. Alt taraftaki şu kısımlar falan yok. Çıkıyor ya böyle düğmeler falan gözüküyor. Ondan bu orijinal daha güzel. Deflektörümüz vardı. Onu da taktık. Sonra güzel bir seramik kaplama var Taner'de. Plastik kısımlar özel seramik kaplama yaptık. Motor. İstediğimiz gibi oldu. E artık biraz gezelim Taner. Şöyle bir tabii sahil evleri yapalım yani. Sahil evleri. Değil mi? Yani kasada pastada bunun kasada ağır geldi sana. Aynen. Vallahi güzel oldu. En azından camı gene kullanabilir hale getirdik yani. İçimize sindi. İçimize sindi. Öyle sinmesi yenisini alacak. Merhaba. Alacaktık. Sıkıntı yok. Öyle. Baktık fiyatları. Vakit geçirdik. Yani. Evet. Taner çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Harikasın. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese saygılar.